Ezgi. Cansu hoş geldin. Canım ne haber? İyiyim. Yani Zeynep'le program yapmıştım ama yani dayanamayıp geldim canım. Hiç önemli değil, iyi yaptın. Hoş geldin Zeynep, nasılsın? İyiyim. Bahçeye geçelim mi, daha rahat konuşuruz. Tamam canım, hadi gel. Gel Zeynep'ciğim. Gel bakayım, çantanı çıkaralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre. Cansu Hanım, Ezgi Hanım. Hanımefendi. Levent Bey'in kızı Zeynep. Zeynep'ciğim tanıştırayım, barmen Pablo. Doktorun kızı. Barmen. ne içersiniz bu arada? Kahve alırız Emre biz, değil mi? Aha, kahve. Kahve, siz küçük hanım. Fark etmez. O zaman bir meyve kokteyli hazırlayayım. Olur. Ya da gelin beraber hazırlayalım isterseniz. Tamam. Lütfen. Ya Ezgi, telefonu kapattığından beri kendime gelemedim ben ya. Bir de beni düşün Cansu. Yani artık ben kime, neye üzüleceğimi şaşırdım. Özgür o kadar sinirli çıktı ki hala da gelmedi. Aklım da onda. Tamam hayatım, sakin ol. Gelir birazdan. Belki bakarsın her şeyi halletmiş bir şekilde gelir. Ah Cansu, keşke dediğin kadar kolay olsaydı. Ben hiç o kadar kolay hallolacağını sanmıyorum bu meselenin. Peki Deniz'le Ozan nerede? Orası bambaşka bir olay zaten. Fidat, inşallah Ezgi Özgür'ün yanında değildir. Sevim'cim yanında olabilir. Ne konuştuk sakın açık verme. Bak aranı düzelteceksin. Nasıl olacak peki? Sevim'cim rol yapacaksın lütfen. Beni de bekler. Ya beni de bekler. Sen nereden çıktın oğlum? Ya siz Özgür Bey'le konuşmaya buraya geleceğinizi mesajda yazdınız ya. Yalnız o bizim geleceğimizle ilgili bir bilgiydi. Seninle ne alakası var? Ya işte ben de hazır siz buradayken bir zemmi bir göreyim dedim. Hı. Şimdi kız ben yalnızken çekiniyor belli. Malum iyi de bir aile kızı. Hani dedim sizin yanınızda belki daha rahat eder. Size beni sevdiğini söylemiş yani. Haydar'cığım şimdi şöyle izah edeyim. Biz Gizem'le ilgili bir istihbarat yaptık ve onun sana hiç uygun olmadığına karar verdik canım. Hiç mi? Hiç. Aa, üzülme. Ama benim sözüm söz. Ben seni kesin evlendireceğim. Sana kız mı yok? Var mı? Var. Elmas var. Tam sana göre. Ben bakacağım sonra atacağım gruba. Tamam. Hadi canım hadi. Ya hadi. Siz yine benim ağzıma bir parmak bağlı çaldınız. Hadi bakalım hadi neyse. Tamam hadi neyse, hadi bak. Tamam. Burası iş yeri çocuğum. Hadi işine hadi tamam, evine. Tamam o zaman hadi. Sen bir picture. Picture. Sen bir do. Sonra alacağım senden. Ay sarıyorsun başımıza fitler. Sonra gitme elime. Ajanlık yaptırırken iyiydi. Yürü hadi yürü. Evet. Bu şekilde. Ben içmeyeceğim. Peki. Neler olmuş öyle ya? Şimdi düşün beni, ben ne yapacağım? Ben sıkıldım, hadi gidelim. Daha yeni geldik ama Zeynep'ciğim. Evet ama benim karnım acıktı. Tamam Zeynep'ciğim, ne istersen söyleyelim sana. Pizza, makarna, hamburger hepsi var. Ben burada yemek istemiyorum. Ama Zeynep, buranın yemekleri inanılmaz lezzetli. İstemiyorum dedim. Tamam o zaman. Ezgi'ciğim biz kalkalım canım. Tamam canım, sen beni hiç merak etme. Gerçekten gidiyor muyuz? Evet, senin istemediğin hiçbir yerde kalmayız. Cansucuğum. Sağ ol canım. Gel, ben şurada bakayım. Hı. Hadi gidelim. Hoşça kalın. Aa, tamam canım, bak beni sakın habersiz bırakma, tamam mı? Kesin birazdan bir de şu oldu demek için ararım. Artık daha ne olacaksa. Olmaz, olmaz bir şey. Selim teyzeler. Aa, bunlar Göcek'te değil miydi ya? Göcek'telerdi. Kesin Özgür'le barıştığımı öğrendiler, o yüzden geldiler. Ne diyeceğim ben şimdi bunlara? Tamam, tamam, sakin ol. Hı, bu tarafa geliyorlar. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Ezgi'ciğim. Fitnat abla. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın Ezgi'ciğim? Sağ olun, iyiyim.
Merhaba. Oo Cansucuğum, seninkinin kızı mı? Nihayet başlamış cici annelik. Evet, benimkinin kızı. Maşallah gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor Fitnat Hanım. Kaçmaz, kaçmaz. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Belli. Aa, orada bir yüzük var. Bakayım. Aa, kaç karat? Ay biraz kalitesi mi düşük bunun? Oh, ne münasebet canım. Bence gayet güzel. Canım sen beğendiysen bize laf düşmez. Yalnız dikkat et. 3-4 sene bekletmesin düğün için. Düğün ne zaman? Evlilik çok yakında. Merak etmeyin. Ay Cansucuğum, bir de biyolojik saat diye bir şey var. Yani hemen hamile kalmazsan sonra zorlaşır ama... Gerçi Levent çocuk istemez. Kızı var. Ay! Biz gidelim canım. Evet canım, biz siz gidelim. Gidin. Görüşürüz Zeynep'ciğim. Görüşmek üzere efendim. Ay bu ne agresif bir kız. Değildir aslında normalde. Canım, Özgür yok mu? Yok Sevim teyzeciğim. Canım, biz biraz yorgunuz. Oturalım mı şöyle? Tabii tabii, kusura bakmayın. Buyurun. Oturun. Bir şey içer misiniz? Soğuk su içtik biz. Nasılsın Ezgi'ciğim? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Annelere uğradık, oradan geliyoruz. Annemlere mi gittiniz? Ay. O pideli köfte nasıl lezzetli, yedim yedim yedim. Afiyet olsun. Sen çok şaşırdın buna. Yani neden? Annen yetiştirmiştir diye. Yani haber vermiştir diye düşündüm ben. Annem aradı Sevim teyzeciğim ama açamadım, meşguldüm. Biz de konuştuk annenlerle işte. Özgür'le barışmışsınız ha. Çok sevindik, çok. Çok sağ olun. Yani biz bu yanlış anlaşılmaları annenle konuşup... tatlıya bağladık değil mi Fitnat? Çok sevindim Sevim teyzeciğim. Yengene dua etsen, arabuluculuk yaptı. canım sen de kusura bakma, olur mu? Yani böyle yanlış anlaşılmalar oldu aramızda. Artık unutalım gitsin ha? Sevim teyzeciğim, ben de o kadar istiyorum ki. Her şeyi unutalım, ilk günkü halimize dönelim. Biz de çok istiyoruz yani. O kadar çok olay yaşandı. Ama yine de temennimiz bu. Bak ya, yine neyin peşinde bunlar? Annem de yengemin aklını oyup. Ezgi'cim, işe başladım demiştin. Evet, öyleydi ama ayrıldım. Aa. Neden? Öyle gerekti. Özgür'le barışınca tabii. Yok. Aslında sebep o değil. Neden acaba? Rahat mı gelmedi? Tabii buradaki rahatı nerede bulacaksın? Sonuçta patron sevgilin değil mi? Aşk olsun Fitnat abla, ne alakası var? Ben size söyleyeyim niye işi bıraktığını. Özgür. O yeğen olacak arsız var ya, onun yüzünden. Kıyamam, burada hiçbir şey söylemiyor. Sırf siz üzülmeyin, etkilenmeyin diye açıklama yapmıyor burada. Siz böyle de andım konuşuyorsunuz. Ne güzel dünyaya. Hadi yengemin fıtratı bu. Sana hiç yakışıyor mu anne? Bir kendine bak ya. Ben size demedim hiçbir suçu, kusuru, kabahati yok demedim. Hala daha niye üzerine gidiyorsunuz? Niye rahat bırakmıyorsunuz kızcağızı? Oğlum bir dakika. Biz senin iyiliğin için... Ya benim biraz olsun iyiliğimi düşünürseniz rahat bırakırsınız. Bitti. Anlıyor musunuz? Hadi yürü. Özgür. Yürü. Özgür Bey, sonra. Sonra. Bizle nasıl konuştu? Kız onu nasıl zehirlediyse artık. Asıl zehirleyen sensin. Senin yüzünden oğlumla ilişkim ne hale geldi? Sevgilim, niye o kadar büyük tepki verdin? Ama bir tanem yeter ya. Yeter yani, bilip bilmeden konuşuyorlar. Hayır, amaç ne yani? Ya olabilir ama o anne sonuçta. Ya bıraktık gittik insanları, lütfen geri dönelim. Ya tamam annem de ya, tepki vermedikçe abarttı. Habire gelmek nedir yani? Ta Göcek'ten kalkmış gelmiş, sanki karşıdan geliyorlar ya. Evet ama annemlerin yanına da uğramışlar. Aramızı düzelttik dedi bana. Ya acaba o da yani. Ya, aklı sıra yani, annenle arayı düzeltip bizim ilişkimize habire müdahale edecekler ya. Yer miyim ben? İzin verir miyim yani böyle bir şeye? O bir kere olur yani. Ben az kalsın seni kaybediyordum ya. Yani kimse kusura bakmasın artık yani. Sen de sıkma canını hayatım yani. Bırak onlar da biraz düşünsünler. Sen ne yaptın peki? Kötü geçti değil mi Özgür? Ondan bu kadar sinirlisin. Yok, kötü geçmedi. Mevzuyu çözeceğiz ya. Sen telaşlanma.
Ne yapalım istersin? Sana giderim. Bana değil, bize, evimize. Tamam, bize, evimize gidelim. Baş başa güzel bir yemek yiyelim. Kabucu. Şu an daha harika bir plan olamazdı zaten. İstikamet ev.